Merhaba arkadaşlar, Bahis Analiz TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar kanalımız yeni olduğu için şimdi tekrar bir seriye başlayacağız. Onun size haberini vereyim. Bu da Sportoto bahisleri. Ben Sportoto ile da çok severek oynuyorum. İlk haftamızda da şöyle bir şansımız var. devretti arkadaşlar geçtiğimiz hafta ve sanırım 4 milyon küsür gibi bir ödül dağıtılacak. O yüzden Spor Toto Bahis'lerine de başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce eğer videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zaten abone sayımız gün, yani her geçen gün artıyor. Ve bu beni çok mutlu ediyor işin açığı. Keyifle yapıyorum zaten yaptığım bir şey. Şimdi daha da keyifle yapıyorum sizin sayenizde. Şimdi arkadaşlar maçlar çok zor. Yani bütün maçlar çok zor. Şöyle bakıyorum. Yani adamlar resmen seçmiş koymuş. Bu hafta da devir olabilir diye düşünüyorum hatta. Ama çok yüksek miktarlarda basmanızı tavsiye etmem. Ben size 64 liralık bir kupon çıkardım ki bence yüksek. Yani bunu 32, 32 ya hatta 16'ya düşürebilirsiniz artık o size kalmış. Şimdi arkadaşlar ilk maçımız Beşiktaş-Trabzonspor. Ee, çok yani 3 ihtimalli maç aslında bütçesi yüksek olanların kapatmasını tavsiye edeceğim bir maç. Ama ben direkt beraberlik düşünüyorum arkadaşlar. Beşiktaş kendi sahasında Trabzon'u yeneceğini sanmıyorum. Trabzon'da Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda bir maç vereceğini sanmıyorum. Bu maç böyle gollü 1-1, 2-2 güzel bir beraberlik olur diye düşünüyorum. Ben bu maça direkt beraberlik oynadım. Fenerbahçe Galatasaray maçı arkadaşlar biliyorsunuz Galatasaray 20 küsur yıldır kazanamıyor Kadıköy'de. E yine kazanamayacağını düşünerek ama beraberliğin de yine yüksek bir ihtimal olduğunu düşünerek 1 ve 0 seçeneklerini aldım. Hani siz diyorsanız ki ben bu maça ekstra bütçe ayırmak istemiyorum. Direkt Fenerbahçe galibiyeti de yazabilirsiniz. Çünkü sonuçta yani Fenerbahçe bu maçı kazanamazsa ben Ersun Yanal'ın gideceğini hatta Ali Koç'un bile koltuğunu sallanacağını düşündüğüm için. Hani beraberlik yetmez Fenerbahçe. O yüzden ben 1-0 dedim ama siz direkt 1 de alabilirsiniz arkadaşlar. Sivas Spor, Alanya Spor ligimizin 2 lig geneline baktığınız zaman iki formda ekibi ama son zamanların formsuz takımları arkadaşlar. ikisi de. Ben Sivas Spor'un kazanacağını düşünerek yanına bir de beraberlik seçeneğini koydum. Yani Alanya Spor kazanırsa da şaşırmam. Bu da kapatılması gereken maçlardan biri. En azından beraberliği yanınıza yani yanına yazmanızı tavsiye ederim Sivasspor galibiyetinin. Yani direkt Sivasspor galibiyeti çok riskli olur bu seçenek için. Kayseri Konya arkadaşlar. Şimdi Kayseri Konya. Şimdi Konya'da Bülent Korkmaz geldi ama Bülent Korkmaz'la Konya'yı ben bir türlü böyle bağdaşlaştıramadım Yani onlar da muhtemelen daha henüz şaşkınlar. ...nasıl top oynayacaklarını bilmeyen bir Konya var gibi geldi bana... ...Kayseri son hafta deplasmanda kazandı... ...moralliler... ...ben bu hafta kendi evlerinde de kazanabileceklerini... ...en kötü ihtimalle beraber kalacaklarını düşünüyorum... ...burada... E, ...sadece bir seçeneğini almak çok riskli olur diye... ...yanına beraber seçeneğini de koydum... ...size de böyle tavsiye ediyorum... E, ...Göztepe Antep arkadaşlar... ...şimdi Göztepe yeni stadında... ...bence iyi futbol oynuyor... ...zaten ben o stadda ilk maçı izledim Beşiktaş maçını... ...o staddan o türbünden kolay kolay çıkacak takım yok... Gaziantep iyi ama kendi evinde genelde kendi evinde iyi olan takımlardan biri. Ben biraz riske girip burada direkt Göztepe galibiyetini önereceğim sizlere. Yeni Malatya Antalya Spor. Ee, yeni Malatya Antalya Spor şimdi zor maç. Yani Antalya Spor da kazanabilir diye düşünebiliriz ama burada mecburen yani kapatmak yerine yine 1-0 şansa gitmek mantıklı geliyor bana. Yeni Malatya Spor Galatasaray maçında oynadığı, deplasmanda oynadığı oyunu oynarsa bence burada bir galibiyet alacaktır diye düşünüyorum. Gençler Birliği Ankara Gücü. Şimdi e, eski bir Ankara'da olarak arkadaşlar genç, Ankara Gücü şu an deplasmanda görünüyor ama yani orası Ankara 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 Gücü için deplasman olmaz. Türbünlerde Ankara Gücü taraftarı daha çok olacaktır. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı oyunu da göz önüne alırsam aldım. Ve direkt iki dedim. Hani biraz sürprize gitmek istedim burada. Çünkü bir sürprize gitmemiz gerekiyor. Sportoda bahislerinde biliyorsunuz. Yani Ankara gücünün kazanacağını düşünüyorum ben. Gençler Birliği Alanya'yı deplasmanda yendi ama yani biraz şansının yardımıyla yendi. Alanya Spor çok gol kaçırdı. Burada Ankara gücünün ben direkt kazanacağını düşündüğüm için 2 dedim arkadaşlar. Çaykur Rize Başakşehir. Şimdi Başakşehir Spor, Lizbon deplasmanından dönecek. O maç daha oynanmadı. Bugün oynanacak. Videoyu erken atıyorum ben. Hani nasıl döner, ne durumda döner bilmiyorum. Direkt Rize'ye geçecekler muhtemelen. Yani Rize'den Rezen'e de puanlara ihtiyacı var. Ben bu maçta Başakşehir galibiyetini hiç düşünmüyor, düşünmedim işin açığı. Yani beraberlik çok ağır basıyor bence. Hani benim bütçem el veriyor ben kupon bedelinden korkmuyorum diyen varsa ben yanında ikinci bir seçenek eklemek isteyenlere Başakşehir galibiyeti değil de Rize Spor galibiyeti öneriyorum arkadaşlar. Ben direkt beraberlik aldım. Ki ben direkt yani maçın beraber biteceğini düşünüyorum işin açığı. Kasımpaşa Denizli Spor. Ee, Kasımpaşa'da eksikler çok ama dönecekleri söyleniyor. Deniz Spor da iyi durumda değil. Ben bu maçta da yine çok riske girmeden 1 ve 0 seçeneklerini beraber aldım arkadaşlar. Chelsea Tottenham. Chelsea Tottenham arkadaşlar. Şimdi Chelsea son lig maçında Manchester United'a yenildi. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde de maç yapmadılar. Onların hafta içi Bayern Münih maçı var Şampiyonlar Ligi. Yani Chelsea'nin artık kazanması gereken, evinde kazanması gereken bir maç. Tottenham'da şöyle kendi evinde Leipzig'e ezilerek yenildi. Yani Leipzig öyle bir futbol oynadı ki Tottenham hiç yoktu maçın içinde. Ben o yüzden Chelsea'nin, yani Tottenham'ın bu moralsiz haliyle düşündüğüm zaman Chelsea'nin direkt kazanacağını düşünüyorum. Biraz risk aldım. Direkt Chelsea galibiyeti arkadaşlar. Hatta altındaki Arsenal maçına da arkadaşlar aynı şeyi düşünüyorum. Arsenal bence son maçta çok iyi bir performans gösterdiler kendi evlerinde. Hani direkt bir demek riskli olabilir. Bütçesi elverenler beraberlik seçeneğini de düşünsün Arsenal'e. Ama ben Arsenal'in kazanacağını düşünüyorum. Şalke Leipzig maçı. Şimdi Leipzig inanılmaz bir deplasman maçı oynadı Tottenham'a karşı. Gerçekten 90 dakika üstüne oynadılar. Ve maçı kazandılar. Muhtemelen turu da geçecekler bu şekilde devam ederlerse. Şalke'de çok eksik var. Ben yorgun olduğunu düşünmüyorum. Almanlarda öyle yorgunluk falan yok yani. Bizim gibi düşünmez kimse. Çatır çatır oynar onlar çıkar. Leipzig yine çıkıp futbolunu oynayacaktır ve yenilmeyeceğine eminim arkadaşlar. Beraberlik ve Leipzig galibiyeti. Hatta direkt Leipzig galibiyeti oynamak isteyenler de değerlendirebilir. Fiorentina-Milan direkt sıfır oynadım arkadaşlar. 3 ihtimalli bir maç. Yani kapatmak, kapatmak yerine ben iki takımın birbirine üstünü sağlayamayacağını düşündüğüm için beraberlik verdim. Morali Atletico Madrid, Villarreal'i ağırlıyor. Liverpool'u yendiler biliyorsunuz Atletico Madrid. Liverpool yendi. Ben o moralle Villarreal'de yeneceğini düşünüyorum. Villarreal benim sevdiğim takımlardan biri ama Atletico Madrid değişik bir takım. Hani burada da biraz risk aldım. Risk almak istemeyenler yanına beraber kazabilir. Ben direkt bir dedim. Son maçımızda arkadaşlar Sociedad Valencia. Ona da yine 1-0 çıktı. Yani 1-0 birlikte aldım. Valencia daha dün çünkü 4-7 Atalanta'dan ve ben bunun üstünden kolay kolay kalkabileceklerini düşünmüyorum. Şampiyonlar günden elendiler diyebiliriz çünkü onlar için. Bu moralle iyi bir iş yapabileceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. 64 liralık bir e, kuponumuz var. Umarım işinize yarar. Bakalım ilk sport otobahisimizin sonuçları ne olacak arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.